Ben çok önceden yazmaya başladığım için hakkım olanı kullanmak ve malum salgınla ilgili yol almaya devam etmek istiyorum. Bütün gün ve gece dünyanın neresinde kim ne diyor diye bakıyorum. Dinliyorum, izliyorum. Tamamen ikna olduğumu söyleyemem. Hiçbir isim dünyayı ve olanın biteni anlatabilmiş değil. En azından benim ulaştığım insanlar için bu geçerli. Gelin bugün vitesi arttıralım. Olay sandığımız gibi değil. Korku büyük ham madde ama tuttu. Korku üzerine basarak gidecekler diyorlar. Sorum şu, herkese birlikte düşünelim. İş adamı öğrenci ya da turist olduğunuzu varsayın. Ocak ayının başı gibi malum hastalık ortaya çıktı. Dünyada manşet oldu. Medya virüsten önce gitti her yere korkuyu taşıdı zaten. Çin riskli şehriyle birlikte çevresindeki 12 şehri karantinaya aldı. Bu iklimde Çine gider misiniz? Aklı başında biri gider mi? Eğer siz de benim gibi gitmez diye cevap veriyorsanız ikinci soru şu: Malum hastalık nasıl oldu da bu kadar hızla tüm dünyaya yayıldı? İnsandan insana elbette geçer, doğal ve mümkün. Ama bu kadar hızlı olması tuhaf değil mi? Bu anda baş gösteren salgının elektronik postanın hızını bile aşması garip değil mi? Ben baştan beri olayın biyolojik savaş olduğunu yazdığım için şaşırmıyorum. Malum hastalık Çin'i merkezde vurdu. Biyosavaş saldırılarının en kapsamlısı Çin'de başladı. İran ve Avrupa peşinden geldi. İtalya ile Avrupa resmen serildi. Nefes alamayacak duruma getirildi. Peki Avrupa'ya yayılması bizi şaşırttı mı? Elbette hayır. Biyolojik savaş cepheleri seçerek ilerliyordu. Hedefe doğru. Şimdi aktif olmadıkları söyleyen emekli olmuş çok önemli. CIA ve NASA ajanları... Malum hastalığın İtalya ve İran'a yayılmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Önce İran'da ortaya çıkan dronlar sonra İtalya'da görüldü. İtalya'da malum hastalığı bulaştıranlar dronlardı. Korku, panik ve ölümler hava saldırısıyla başladı. CIA ve NASA'da görev yapan ajanların bu iddiasını kulak arkası edemeyiz. Malum hastalığın hızını düşününce akılla buluştuğu bir nokta meydana gelmiyor değil. Çünkü Fransa'da etkilendi, İngiltere'de çok etkilendi. Aynı şekilde Almanya'da. Ancak İran ve İtalya'daki hızın ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Bunu da dronlardan yağan yağmura bağlıyorlar. Hatta İtalya istihbarat birimi Sismi dronlarla virüs saldırısı yapıldığını kabul ediyor. Kimsenin duymayacağı şekilde söylüyor bunu tabi. Geçen hafta İtalya Cumhurbaşkanı Sergi Mattarella'ya sunulan raporda bu saldırı detaylı şekilde anlatıldı. Aslında İtalya bir saldırı bekliyordu. Öncelikli hedef terör saldırısıydı. Trump'ı Beyaz Saray'a götüren adam olarak bilinen Steve Bannon egemenlik devrimi İtalya'dan başlayabilir demişti. İtalya'nın Katolik dünyasının Avrupa'daki en önemli temsilcisi olduğunu ve bu gücün derin Amerika ile büyüyeceğine inanıyordu. Bu plan tutmadı. İtalya Çin'i tercih etti. İpek yolunda da yolun dışında da İtalya Çin'e söz verdi. Zaten İtalya'ya yardım eden tek ülke şu an Çin. Bu nedenle dronlar İtalya'ya ölüm bıraktı iddiası ortada. İtalya'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bannon defalarca İtalya'yı uyardı. O nedenle İtalyan istihbaratı ve İçişleri Bakanlığı terör üzerine yoğunlaşmıştı. Hatta bir futbol maçında terör saldırısı bekliyorlardı. Dronlarla biyolojik saldırılar gerçekleşmeye başlamışsa artık dünya için huzur kalmadı demektir. Çünkü büyük bir askeri operasyonun maliyetlerini biliyoruz. Dün yazımda Bill bu konudaki sözlerini paylaştım. Bir virüste dünya ekonomisini çökertebiliyorsun. Yeni ekonomik sistemin temellerini de atabiliyorsun. Ucuz ama muazzam etkili bir yöntem. Rusya malum hastalığa karşı en az etkilenen ülke olduğunu söylüyor. Rusya'nın bunu söylemesi anlamlı ama cılız. Malum hastalık gelmesine gerek kalmadan petrol fiyatıyla Kremlin zora düştü zaten. Virüse görev verilmesi gerekmiyordu. Petrol fiyatlarının 65 dolardan 25 dolara kadar gerilemesinin en öncelikli hedefi Rusya'dır. Çin'e yapılan her ekonomik operasyonun arka planında da Rusya vardır. Derin Amerika bunu böyle okumakta. En azından Putin'i bu kategoriye koymakta. Artık dünya bildiğimiz gibi bir dünya olmayacak. Bu büyük bir tatbikat ise de asıl oyun sonradan gelecek ise de malum hastalıkla birlikte artık her şey yeniden yazılacak. Her birey, her aile, her şirket, her kent, her ülke yeni dönemi geçmek zorunda kalacak. Gözle görülemeyen bir virüsün etkileri artarak devam ediyor. İtalya için durum vahim tabi. Bonna'nın istediği her tavizi şimdi fazlasıyla vermeye hazır olan bir İtalya var. Ülkeler böylesine vahşi bir yöntemle karşı karşıya. Üçüncü Dünya Savaşı bir ve ikincisine benzemeyecek diye yüzlerce kez yazdım. Benzemiyor da sonuçları çok sarsıcı olacak. Bu belli. Ama galiba biz yine atladık. İngiliz kraliyet ailesi ilk önce hedef alındı. Üstün kanlı aileler yani. Rachel Meghan Markle gelin olarak aileye girdi. Ancak sonuçta eşiyle yani Prens Henry ile birlikte saraydan kovuldu. Bu aslında kraliyetlerin biteceğinin işaretiydi. Dağılma ve dağıtma başlıyordu. Oradan startı verdiler. Biz magazin diye baktık. Kazanırlar mı? istediklerini yaparlar mı bilemem. Ama bugün durum bu. Yaşayıp göreceğiz. Virüste saldıran akıl BCD planlarını da yapmıştır. Her insanın tek başına kral olduğu, cumhuriyet olduğu, patron olduğu, karar verici olduğu ve köle olduğu sisteme geçiyoruz. Yavaş yavaş. Bu tatbikatsa ikincisi gelecektir bir süre sonra. Yok değilse etkisi artarak devam edecektir. Ekonomik ve askeri hedefleri olan siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız devletler vatandaşlarına yardım edemez hale getirildi. Devlet anlayışı çökertildi. İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya, Almanya'ya, İran'a bakın. Sınırlar kapatıldı. İletişim kesildi. Çaresizlik pompalandı. İstenen de bu zaten. Hepsini korku yaptırdı. Kazanan kim olursa dünyayı değiştiren de o olacaktır. Gidişat bu. İzlemeye devam. Ergün Diler Arkadaşlar selamünaleyküm Herkese iyi akşamlar. Evet Üstad Ergündiler'in yazısını sizlere seslendirdim. Gerçekten kendisini de tebrik ediyorum. Çok güzel bir analiz yapmış. Olayları çok iyi süzgeçten geçirerek çok güzel bir bilgi ortaya çıkarmış. Çok güzel bir aydınlatıcı bilgiler sunmuş bizlere. Bu yüzden Allah razı olsun kendisinden. Bu köşe yazısının üzerine biraz konuşacak olursak eğer, Ergün Diler hocamızın da dediği gibi şu an dünya üzerinde biyolojik bir savaş yaşanıyor. Bunu artık bütün herkes açık ve net bir şekilde konuşmaya başladı. Zaten büyük güçlerin bir planı olduğu da besbelli bir şekilde kendisini gösteriyor arkadaşlar. burada tabii ki bu süreçten yine en az zarar görecek olan bizim Türkiye'mizdir, bizim ülkemizdir. Çünkü biz olağanüstü tedbirler almış büyük ülkeyiz. Bu saldırıya karşı olağanüstü dik durduk. Olağanüstü derecede kendimizi bu virüse karşı dik tuttuk ve pes etmedik. Bunun sonucunda da uzun bir süre bu virüs bize gelemedi. Kapılarımızdan giremedi. Fakat e, ne yazık ki son zamanlarda ne kadar önlem alınırsa alınsın yine de bu virüsün girmesi engellenemedi. E, sebepleri de zaten ortada. E, bunlar için de yapacak bir şeyimiz yok elbette. Sonuçta kendi vatandaşlarımız Umre'den döndü, başka ülkelerden döndü ki o ülkelerde durum daha da vahimdi. Bu yüzden biz kendi vatandaşlarımızı kapı dışarı edemezdik. İçeriye almamak diye bir şey söz konusu olamazdı. Türkiye yapması gerekeni ya yaptı zaten. Şimdi bundan sonra yapacağımız arkadaşlar tedbirleri çok iyi bir şekilde öncelikle Sağlık Bakanımızın e, söylediklerini birebir uygulamamız gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde hayatımıza temiz bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Zaten Müslümanların hayatı her zaman günde 5 defa abdest aldıklarından dolayı e, aslında bu virüsler şu an ortaya çıkmadı. Virüsler her zaman var. Müslüman günde 5 vakit abdest aldığı sürece bu virüslerden, mikroplardan her her türlü kendisini arındırmış oluyor. Abdest bir anlamda arınma demek arkadaşlar. Mümkün olduğunca sabah ve akşamları da duş almaya çalışın. Böylelikle daha da temizlenmiş bir hale gelirsiniz ve dış etkenlerden kendinizi daha iyi korumuş olursunuz. Özellikle gündüzleri dışarı çıkan arkadaşlar için söylüyorum eve geldiklerinde mutlaka yapacakları ilk iş banyoya girmek olsun, duş almak olsun ve temizlenmek olsun. Böylelikle dışarıdan gelen etkenleri izole etmiş olursunuz, yani öldürmüş olursunuz. E, evinizin içinde böylelikle yaşamamış olur bu virüsler, mikroplar. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. İnşallah bunu da güzel bir şekilde atlatacağız. Bu bir imtihan bizler için. Her ne kadar olayın görünen yüzünde biyolojik bir saldırı olsa da aslında olayın arka planında Allahü Teala'nın büyük bir senaryosu işleniyor dünya üzerinde. Ve bu da bütün öncelikle biz Müslümanlar için büyük bir imtihan ve bütün dünyadaki bütün dünya insanları için de büyük bir imtihan arkadaşlar. Bu bilinçle hareket edelim ve yeniden söylüyorum temizliğe çok dikkat edelim. Sabahları ve akşamları duş almaya dikkat edelim arkadaşlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.